bunun dışında bırakılıyor. O dışında kalanlar tepki gösteriyor. Serpil Yılmaz'a hem bir katkı hem de bir sorun olacak. Katkı olarak da şu, TÜSİAD meselesine dair AKP cephesinde enteresan vurgular var. Onları hatırlatmak, tarihe not olarak düşmek gerektiğine inanıyorum. Yine Okan Müderrisoğlu TÜSİAD'a dair iki yazı yazdı. Ve bakın, o yazılarda çarpıcı bir nokta vardı. Diyor ki Okan Müderrisoğlu, emekli amiraller bildirisiyle TÜSİAD bildirisi birbirinin ruh ikizi gibi. Emekli amiraller bildirisiyle TÜSİAD ikizi birbirinin ruh ikizi gibi. Evet, yani TÜSİAD'ın açıklamasıyla emekli amirallerin açıklamasının ruh ikizi olduğunu iddia ediyor. Ve diyor ki... Montro ile ilgiliydi. Tabii tabii Montro ile ilgili. Evet. Yani emekli amirallerin Montro ve TSK'da tarikat yapılanmasına dair endişelerini dile getirdiği meseleyle TÜSİAD'ın ekonomiye dair eleştirilerini yapmalarının ruh ikizi olduğunu söylüyor. Ve hatta biraz daha ileriye gidiyor. Bunları diyor örgütlen bir çekirdek kadro olabilir mi diyor. Bakın bir üst takıldan bir üst takıl. Devam ediyor. Gün bugündür diyen ekipler olabilir mi? Bakın şimdi. Emekli amirallerin açıklamasının sonucu ne? Yakın zamanda o onlarca subay, emekli subay yargılanacak hapis istemiyle. Evet, iddianame kabul edildi. Tabii iddianame işte, kabul edildi, tarih verildi. Oldu. Şimdi o zaman TÜSİAD aslında şunun ucunu gösteriyorlar. Benzer akıbet size de olabilir. Sadece Okan Müderrisoğlu mu bunu ima ediyor? Hayır, daha açık yazanlar oldu. Kim yazdı? Akit Gazetesi'nin yazarı yazdı. Akit Gazetesi'nin yazarı ne dedi? Dedi ki 28 Şubat'ın darbeci generallerinin rütbelerini sökülüp cezaları verilirken junta sürecinin önemli kuruluşlarından TÜSİAD'a hesap sorulmazsa yeniden sahneye çıkarlar. 28 Şubat soruşturmasından dolayı insanlar tutuklandı, hapisteyse şu an generaller, TÜSİAD'a benzeri operasyon yapılması gerekiyor diye Akit yazarı dedi. Bunların ben tesadüf olduğunu düşünmüyorum. TÜSİAD'ı tehdit ediyorlar. Eğer daha sopa ileri, gösteriyorlar. Sopa gösteriyorlar. Daha ileri giderseniz sizin de başınıza bir iddianame, sizin de başınıza bir operasyon gelebilir tehditinde bulunuyorlar. Bu katkımda. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bunu yapmıyorsak şimdilik yapmıyoruz. Şimdilik haberiniz yapmıyoruz. Olsun diyorlar tabii, yani. Tabii. Eğer olursa şimdilik devam. Şimdilik yapmıyoruz. Eğer devam ederseniz biz de devam ederiz. Olası bir operasyon kapınızda demeye getiriyorlar. Ki ben seçime giden Türkiye'de daha önce de konuştuk. İleride de konuşacağız bir sonraki bölümde. Benzeri şeyler bekliyorum. Sorun da şu. Şimdi Serpil Yılmaz yazısının sonunda önemli bir şey söylüyor. Diyor ki ben bir uçuk iddia duydum diyor. Şimdi o uçuk iddiaya göre diyor Serpil Yılmaz. 300 aile muhalefetle seçim pazarlığı yapıyormuş. Sevgili Serpil Yılmaz'a sormak istiyorum. Biraz daha açabilir mi o uçuk iddiayı? Ya bunu da duydum. Hatta bu işte dün de bu para kim koydu, bu para nereden geldi dendiği zaman işte 70 hesap buraya gitti diye böyle şeyler de duydum. Bunları duyuyoruz ama bu yani bunların duyumun ötesine geçmiyor. Beklenti bu yönde. Niye? Biraz önce hani dedim ya artık sermaye kesimi arasında da ayrışma oluyor. Yani bu pazarlık ne anlamda? Olan... Nasıl anlamalıyız? Hani okumayanlar, yazınızı okumayanlar için bir biraz de hangi açalım. Aileler? Bizim aile olmadığı kesin mesele 300 aile arasında. Bu pazarlık yani... konusu nedir efendim? Hani niye, ne demeye getiriyorsunuz? Yani şu demeye geliyor. Şimdi bu görüşmelerin alt metni şu. Biliyorsunuz yani bir hukuk ve yasal süreçte bütün bu ihalelerin ne kadar hukuka uygun olduğu gelecek bir iktidar bunu sorgulayabilir ve bunun cezasını faturasını da çıkarabilir. Şimdi gelecekteki iktidarın AKP'den devralacak iktidarın böyle bir hesaplaşma dosyası açması halinde korunmak istiyorlar. Yani bana iletileni söylüyorum. Ya o 300 aile diyor ki bir şey çıkarmayın, ceza çıkarmayın, işte bir şey olmasın, hesaplaşma dönemi olmasın. Biz de yani daha yani sadece dedikodu olarak söylüyorum bunu ki buna ben çok ihtimal vermiyorum. Söylenen o ki Cumhurbaşkanı adayı olarak biz Erdoğan'ın çıkmaması yönünde karar alabiliriz. Yani Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olmaz
ama siz de bize cezasızlık taahhütü verin gibi böyle bir ittifak içerisinde olan kesimden bana hani bu dedikodular geldi. Peki Fikret abi ne dersiniz? Evet Gökmen, böyle iktidar değişikliği havası doğduğunda bu tür gelişmelere geçmişte de biz tanık olduk. Yani eğer sermaye, özellikle büyük sermaye mevcut iktidardan şikayet ediyorsa gelecek iktidara yatırım yapıyor demektir. Siyasi olarak böyle algılamak gerekir bunu. Çünkü bizdeki büyük sermaye her zaman iktidarla iyi geçinmek zorundadır. Türkiye'nin demokratik hukuk devleti yönü ve ekonominin derinliği yeterince gelişmediysin. Çünkü bizde devletle iş yapmayan büyük sermaye çok azdır. İki, devletin kararından etkilenmeyecek sermaye hiç yoktur. Dolayısıyla iktidarla iyi geçinmeye çalışırlar ki sistemleri devam edebilsin. Ancak iktidarın kararları büyük sermayenin ve sermayenin aleyhine sonuçlar vermeye başlamışsa ve iktidar da kamuoyunda destek kaybediyorsa, o zaman gelecek iktidara yatırım anlamında eleştiri yapmaya başlarlar. Ben böyle algılıyorum bu tür girişimleri, yani muhalefetle temas kurma girişimlerini. Şimdi bunun iki yönü vardır. Birincisi, Serpil'in ifade ettiği gibi bu büyük şirketlerden bazıları şu anda CHP'li belediyelerle iş yapmayı sürdürüyorlar. AK Parti belediye döneminde işi almışlar ama iş devam ediyor. Örneğin metro gibi veya başka işler gibi. Bu işleri konuşmak için temas etmeleri zaten lazım. Böyle bir yönü var bu işin. Diğeri, daha genel olarak iktidar değişirse bizim işler ne olur kaygısıyla iktidara gelebilecek partilerle, yani CHP ile İYİ Parti ile temas arayışı da mantıklı. Çünkü iktidarın yıpranma oranı çok yüksek, değişme olasılığı çok yüksek. Muhalefette bir ilerleme olduğunu anketlerden görüyoruz. Bu halde de yine Serpil'in vurguladığı gibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun, yani helalleşeceğiz ama hukuka aykırı bir durum varsa da hesaplaşacağız gibi bir mesajı var. Bunların hem bürokrasi üzerinde etkili olduğunu gördük, hem de iş dünyası üzerinde etkili olduğunu gördük. Örneğin CHP Genel Sekreteri kamulaştırmaktan bahsetti Sayın Böke. Kamulaştırma önemli bir karardır. Şimdi çok büyük yatırımlar bunlar. Bazıları devam ediyor. Bazıları 25 sene, 30 sene, 20 sene garanti altına almış yatırımlar. Eğer burada bir kamulaştırma kararı verilirse bu şirketlerin zararı ne olur veya karlarına ne kadar gider gibi direkt kendileri ilgilendirecek vaatlerde bulundu muhalefet. Bu bakımdan da bir tedirginlik yaratmış olabilir. Dolayısıyla bir helalleşme, hesaplaşma sürecinde biz hukuka, mahkemelere düşmeyelim veya bir kamulaştırmayla karşı karşıya kalmayalım. Bu işlemlerin hukukilik boyutunu falan anlatmaya gelmiş olabilirler. Ama şu önemli bir işaret: eğer TÜSİAD mevcut iktidarı eleştiriyorsa gerçekten bir sonraki iktidara da bunu yatırım gibi algılamak yanlış olmaz, abartılı olmaz. Ama mevcut iktidardan hemen kopup ayrılabilirler mi? Ayrılamazlar. Çünkü sistem iktidara çok bağlı, devlete çok bağlı. AK Parti iktidarı sürdüğü sürece bu tür temasları çok açıktan yapamazlar. İşte son bildiri gibi bildirileri çok sık açıklayamazlar. Daha da sertleştiremezler. Ama bir işaret vermiş oldu. TÜSİAD da verdi. Ki TÜSİAD'dan çok daha fazla iktidara yakın görünen Odalar Birliği de şikayette bulundu. Şunu da bağlayayım buraya. Şimdi doların fırladığı dönemde bu itirazlar gelmeye başladı. Çünkü dolar maliyetleri artırıyor, fiyatları artırıyor, evet. Satışları engelliyor. Özel sektör de bundan çok memnun değildi. Hatta ihracatçılar bile memnun değildi. Yani bağlantı yaptığımız dolar yarın aynı seviyede kalacak mı kalmayacak mı belli değil diye oradan da şikayet geliyordu. Şimdi iş dünyası belki bu gelişmelerle dışarıya döviz satılarak, arka kapıdan döviz satılarak dövizin biraz düşürülmesi belki büyük sermayenin talebi bile olmuş olabilir. İktidardan böyle bir beklentisi olabilmiş. Yani ne kadar TÜSİAD'a çok sert bir tepki verse de iktidar, bir taraftan da şikayet ettiği konulardan biri olan dövizde istikrarı sağlamaya çalışıyor. Açıktan faiz artırmadan, dolaylı faiz artırımıyla. Böyle de bir etki de yaratmış olabilir hükümet üstünde. Bunları da düşünmek lazım. Bir de biz tabii iş dünyası deyince sadece ihracat yapanları algılamamak lazım. İthalat yapan da büyük sermaye var. Sadece ithalatla çalışan, ara malı getiren firmalar var. Onu işleyen firmalar var. Onlar bakımından dövizin yüksekliği çok büyük
bir engel. Çünkü itaati kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz. İşinizi kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz. Bütün bunlar bir arada düşünüldüğünde hem iktidara uyarı hem muhalefete bir sempatik selam verme anlayabiliyorsunuz.